AKP hükümetiyle Irak merkezi hükümeti arasında özellikle tezkerenin süresinin yenilenmesinden sonra ve Başika'daki askeri birliklerimizin mevcudiyeti konusunda bir sürtüşme yaşandı. Bu hengamenin özünde iki husus var. Bunlardan bir tanesi Musul'u kimin kurtaracağı veya kimlerin kurtaracağı. Birincisi bu. İkincisi ise elde edilecek zaferi kimlerin sahipleneceği ve dolayısıyla Musul'un ve Irak'ın geleceğine kimlerin karar vereceğidir. Şimdi Musul'u kimlerin kurtarmak istediğine baktığımız zaman üç unsur çıkıyor. Bir tanesi Irak merkezi hükümeti Şii Haşt-i Şabi milisleri kullanmak suretiyle Musul'u almak ve onu tekrar Bağdat'a bağlamak istiyor. İkincisi eski Musul valisi Etil Nuceyfi Haşt-i Vatani, Türkiye'nin de eğittiği yaklaşık 4000 kuvvet olan bu Haşt-i Vataniler sünni bir güç kullanmak suretiyle gerekirse Peşmerge'nin de yardımıyla Musul'u almak istiyor ve Musul'u aynen bölgesel Kürt yönetimindeki gibi Irak'ın bir bölgesi yapmak istiyor. Bir bölge oluşturmak istiyor. Sünni bir bölge. Üçüncüsü ise Peşmerge. Peşmerge'de keza her halükarda ister Irak merkezi hükümeti, ister Etil Nuceyfi, karasal güç kim olursa olsun kendisi de yer almak istiyor ve yer aldıktan sonra da Musul'u ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusunu Peşmerge alıp tartışmalı bölgelerle birlikte bölgesel Kürt yönetimine katmak istiyor. Dolayısıyla tartışmanın özünde hem Musul'un statüsü hem de genel olarak Irak'ın bundan sonraki alacağı şekil konuşuluyor. Dolayısıyla at gözüyle bakıldığı zaman sanki Türkiye ile merkezi hükümet arasında Başika konusunda veya tezkere konusunda bir konuymuş gibi algılanırken esasen derine inildiğinde Irak'ın Musul'la birlikte yeniden yapılandırılması, belki yeni bir bölge, Sünni bir bölgenin ortaya çıkartılması veya çıkartılmayacaksa başka bir şekilde yeniden Irak'ın dizayn edilmesi düşünülüyor. Türkiye bu konuda nerede duracaktır? Biz hep söylüyoruz. Hükümetin sözü var, adımı yok. Adım atmıyor. Teorisi var, pratik uygulanabilecek siyasi bir stratejisi yok Irak'ta. Bu konu ciddi manada elzemdir. Biz gerçekten Irak'ta ne istiyoruz siyasi olarak? Biz Musul'un ve dolayısıyla Irak'ın yeniden yapılandırılmasında bu üç unsurdan hangisine yakın duruyoruz? Bu şu anda net gözükmüyor maalesef. Eğer Irak'ta bir bölge olacaksa bile ve hükümetin istediği gibi diyelim veya onların takdim ettiği gibi veya onların düşündüğü iç dünyalarında hayal ettiği gibi bir Sünni bölge olacaksa peki Kerkük nerede yer alacak? Bölünürse Musul, oradaki Türkmen varlığı ne olacak? Bu coğrafya, Türkmen coğrafyası bölünüp parçalanmayacak mı? Bunlar acilen üzerinde düşünülmesi gereken ve siyasi bir strateji üretilmesi gereken alanlardır. Bunların maalesef olmadığını görüyoruz.